Sayın Başkanımız daha önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yerel yönetimlerden sorumlu. Ben de o zaman İl Yerel Yönetimler Başkanı'ydım. Hüseyin Tanrıverdi ve 3 dönem AK Parti'de yerel yönetimini yapmış. Aynı zamanda Halk İşi Hizmet İşi'nde genel başkanlığını yapmış. Sınırların genişletilmesini içeren Büyükşehir Belediyesi yasası yapımında da bunlar birisi. Şu an Haliliye Belediye'mizdeyiz. Önceden sadece şehir merkezinde hizmet verirken, köyken mahalle dönüşmüş yerleşim merkezlerinde hizmet vermektedir. Büyükşehir Belediyesi de Urfa il sınırı genelinde hizmet vermektedir. Büyükşehir Belediyesi büyük hizmetleri yaparken, yani altyapı hizmetleri, su, kanalizasyon, itfaiye, toplu ulaşım, mezarlıklar gibi önemli büyük hizmetleri verirken ilçe belediyelerimizde lokal, mahalli, ilçe sınırları içerisinde hizmetlerini verecek. Bunların kanuni yetkileri, yükümlülükleri bellidir. Bu çerçevede Haliliye Belediye Başkanımız ve arkadaşlar olarak sizler, Haliliye'de yaşayan hemşehrilerimize çok daha güzel hizmet vereceğinize inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi büyük imkan demektir. Büyükşehir ilçe dayanışmasıyla ve büyükşehrin de ilçesine vereceği özel bir önemle bu yerleşim merkezlerinde, ilçelerde daha ileri hizmetlerin verilmesi mümkün. Dolayısıyla burada altyapı konusunda eksiğiniz olmamalı, üst yapı konusunda da eksiğiniz olmamalı. Büyükşehir Belediyesi'nde 7 Büyükşehir Belediye Meclisi üyesiyle temsil ediyorsunuz, ediliyorsunuz. Burada da 37 toplam belediye meclis üyesinin 33 tanesi de sizin. Dolayısıyla sağlıklı karar alma imkanınız var ve geniş istişare yapma imkanınız var. Dolayısıyla bir uyum içerisinde istişareyle ve gördüğünüzü, efendim, düşündüğünüzü ortaya koyarak daha güzel bir hizmet verebilirsiniz ve daha yaşanabilir bir şehri ortaya çıkarabilirsiniz. Bildiğiniz gibi siyaset yerelde başlar. Bu açıdan yerel yönetimlerde görev yapmak doğrusu siyaset açısından, partimiz açısından önemlidir. Bugüne kadar yapılan yerel seçimler sonucu yapılan genel seçimler iyi bir zemin oluştuğu için başarılı olmuştur. Şimdi de 2014'te yapılan yerel seçimde ciddi bir zemin Urfa'da oluşturulmuştur. Dolayısıyla 2015 genel seçimlerinde de inşallah Urfa daha fazla sayıda milletvekili ve daha fazla oyla, Türkiye ortalamasında da katkı verecek bir oyla seçimleri sonuçlandıracaktır.